İç çarpım uzaylara örnek soru 5. Bu videomuzda iç çarpım uzaylara konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. R karede tanımlı bir iç çarpım işlemi, U ile V'nin iç çarpımı eşittir U1 çarpı V1 artı 4 çarpı U2 çarpı V2 olarak veriliyor. A şıkkında U vektörü 1'e 0 ve V vektörü 0'a 1 için U'nun uzunluğu, V'nin uzunluğu ve U ile V arasındaki uzaklık ifadelerini hesaplayınız denmiş. B şıkkında da U eşittir eksi 2'ye 3 vektörüne dik herhangi bir vektör bulunur. A şıkkıyla başlayalım. Öncelikle U'nun uzunluğu. Bir vektörün uzunluğunu iç çarpım işleminde kendisiyle iç çarpım işlemi yaptığımızda ortaya çıkan değerin karekökünü alarak buluruz. Şimdi yapalım bunu. Karekök içinde U ile U'yu iç çarpım işlemine tabi tutuyoruz. Yani bizim U1'imiz bu, U2'miz bu, V1 yerine gelecekler de bu. 1 çarpı 1 artı 4 çarpı U2'miz 0. Yine kendisiyle iç çarpım yaptığımız için U2 yine 0. Buradan da sonucu kök 1 ve 1 olarak buluruz. U vektörünün uzunluğu 1'dir. Gelelim şimdi V vektörünün uzunluğuna. Karekök içinde V ile V'nin iç çarpımıdır. Karekök içinde bu bizim için V1, bu da V2. Burada U1 yerine de V1, V1 yerine V1 gelecek zaten. 0 çarpı 0 artı 4 çarpı 1 çarpı 1. Buradan da karekök 4, bunun sonucu da 2. V vektörün uzunluğu da 2'dir. U ile V arasındaki uzaklık. U ile V arasındaki uzaklık, ikisinin farkının uzunluğuna eşittir. U eksi V'nin uzunluğuna eşittir. U eksi V'yi bir bulalım. U eksi V eşittir. 1'den 0'ı çıkarttık. 1. 0'dan 1'i çıkarttık. Eksi 1. Karekök içinde 1'e eksi 1'in uzunluğunu hesaplayacağız. 1'e eksi 1 ile yani şunu yapacağız. U eksi V'yi U eksi V ile iç çarpım işlemine tabi tutacağız. Buradan da karekök içinde bunun yerine 1, 1. Şu U1, V1 yerlerine, şu U2, V2 yerlerine gelecek. 1 çarpı 1 eksi değil artı 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. Burası 1, burası 4 eder, kök 5. U ile V arasındaki uzaklık da kök 5'miş. Gelelim B şıkkına. Eksi 2, 3 koordinatlarına sahip vektöre dik bir vektör bulmanın peşindeyiz. Bir vektör ile diğer bir vektörün iç çarpımı eğer ki 0 çıkarsa bu ikisi birbirine diktir. İkinci vektörümüz V1, V2 olarak kalsın. U ile V'nin iç çarpımı, U'yu biliyoruz zaten. Bu U1'imiz, bu U2'miz. Yazalım yerlerine. Buraya yazdık. Eksi 2 V1. Herhangi bir dik vektör bulacağız. Bunun sonucunun 0 çıkmasını sağlayan V1, V2 uydurduğumuzda bulmuş olacağız bunu. Normalde bir vektör grubunun birbirine dik olmasını sağlamak için Gram-Schmidt dikleştirme sürecini kullanırız. U2 yerine götürüp şunu yazarsak artı 12 V2 eşittir 0. Bunun sonucu ne zaman 0 çıkar? Şunu karşıya atarsak V1 eşittir 6 V2 iken. Yani
Bu vektöre dik bir vektörün ilk koordinatı ikinci koordinatının 6 katı olmalıdır. Yani v eşittir. Sallayalım, herhangi bir vektörü yazmanın derdindeyiz. 6'ya 1. Bu vektörle bu vektör birbirine diktir. U diktir. V. Test etmek isteyen de götürüp şununla şunun bu iç çarpım işlemine göre işlemini gerçekleştirip sıfır çıktığını görebilir. Zaten onu yaptık biz de burada. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.